Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Korkmam konu anlatım soru bankamızdaki çalışmalarımıza ondalık ifadelerle bölme işlemi konusuyla devam ediyoruz. Yine kolay bir konu. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Bakalım ondalık gösterimlerle bölme işlemi nasıl yapılıyormuş. Ondalık gösterimlerle bölme işlemi yapılırken bölünen ve bölen sayı virgülden kurtulacak şekilde onun aynı kuvvetiyle çarpılır. Elde edilen sayılarla bölme işlemi yapılarak sonuç bulunur. Evet birinci yöntemimiz bu. Farklı yöntemler de var. Onları da Biraz sonraki çalışmalarına tek tek göstereceğiz. Çocuklar 8 tam 10'da 4'ü 2'ye bölerken 8 tam 10'da 4'ün virgülden kurtulması için 10'la çarpıyoruz. Bakın. Bir ondalık gösterimi 10'la çarptığımızda virgül bir basamak sağ tarafa kayar ve 84 olur. 8 tam 10'da 4 10'la çarpıldığında. Aynı şekilde 2'yi de 10'la çarpıyoruz ve 20 yazıyoruz. 84'ü 20'ye bölerek artık virgül yokmuş gibi işlemimizi yapıyoruz. Biraz sonraki çalışmalarımızda daha net anlayacaksınız. Ondalık gösterimler 10, 100 ve 1000 ile kısa yoldan bölünürken virgül 0 sayısı kadar sola kaydırılır. Eksik basamak varsa yerine 0 yazılır demiş. 48 tam onda 5'i 10'a bölerken bakın 10'un bir 0 olduğu için böldüğümüzden dolayı virgülü 1 basamak sola kaydırırız. 48 tam vardı 4 tama düşer. Yani bölündüğü için tam kısmımız azalır. Peki. Virgülü bir basamak sola kaydırırsak 4 ile 8'in arasına yazdığımızda sonuç ne olur? 4 tam %85 olur. 8 tam 10'da 5'i 100'e böldüğümüzde ise 100'ün 2 sıfırı vardır. Virgülü 2 basamak sola kaydırırız. Yani 4'ün önünü alırız virgülü. Virgülün önünde boş olan basamağı da 0 yazarız. Zaten bu 4'ün önüne istediğimiz kadar 0 yazabiliriz. Değeri yoktur. Ama virgül kaydırdığımızda ne olacaktır? Burada 0 tam binde 485 olacaktır sonuç. Bine böldüğümüzde ise kolayca virgülü 3 basamak sola kaydırırız. 48'in önüne tam kısmın önüne sıfırlar ekleriz. Virgülü 3 basamak sola kaydırdığımızda bakın buraya gelecek. Buradaki sıfırın bir değeri yok. Sıfır tam 10 binde 485 olur. Şimdi gelelim farklı yöntemlerle bölme işlemlerini yapmaya. Aşağıdaki verilen işlemleri yapınız demiş. Kitabımızın Örnek kısmında verdiği yöntem şu. 6 tam %25'i 1 tam %25'e bölerken diyor, virgülden kurtarmak için 6 tam %25'i 100 ile çarparız. 100 ile çarptığımızda virgül 2 basamak sağa kayar ve virgülden kurtulur. 625 olur. 1 tam %25'i de 100 ile çarpmamız gerekir. Böleni de bölüneni de çarpmamız gerekir onun aynı kuvvetiyle. 1 tam %25'i yüzde çarptığımızda ise ne olacaktır? Virgül 2 basamak sağ tarafa kayacak ve virgülden kurtulacaktır. 125 olacaktır. Artık virgül yok. 625'i 125'e bölüyoruz. 5 kere var. 5 kere 5, 25. Elde var 2. 5 kere 2, 10. 2 de elde 12. 5 kere 1, 5. 1 de elde 6. Sonuç 5 olarak bulunur. Buraya 5'i yazıyoruz. Bu bir yöntem. Virgülden kurtararak. İkinci yöntemimiz şu, bence bu daha kolay. Çocuklar virgülden sonra bölünen ve bölen sayıların basamak sayıları aynı olacak şekilde sıfır ekliyoruz. Bakın burada 2 tam %84'ün virgülün sağında 2 basamağı var. 0 tam 10'da 4'ün 1 basamağı var. 0 tam 10'da 4'ün yanına sıfır ekleyerek ne yapıyoruz? Virgülden sonraki basamak sayılarını aynı yapıyoruz. 2'ye 2 oldu. Artık virgül yokmuş gibi Bölüyoruz. 284'ü 40'a bölüyoruz. Bu yöntemlerden hangisi sizin kolayınıza gelirse o şekilde yapabilirsiniz. 284'te 47 kere var. 7 kere 40 280. 4 kaldı. Bölmeyi kalan varsa devam ettirebiliriz. 4'ün yanına bir 0, bölüm kısmına da bir virgül yazdığımızda 40 olur. 40'ta 40 bir kere vardır. Bir kere 40, 40 sonuç, kalan 0 olur. Sonuç olarak da 7 tam onda 1 olarak bulunur. Bu da başka bir yöntem. Şöyle bölmelerde ise bakın virgülün sağında 6 tam onda 5'in bir basamağı var. 0 tam onda 5'in de bir basamağı var. Yani virgülün sağ tarafındaki basamak sayıları eşit. Artık virgül yokmuş gibi bölebiliriz. 65'i 5'e böldüğümüzde 6'da 1 kere var. 1 kalır. 5'i indirdim. 15'te 3 kere var. 3 kere 5, 15. Sonuç 13 olarak bulunur. 10 tam 10'da 2'yi 4 tam %25'e böleceğiz. Yine virgülün sağ tarafında basamak sayıları eşit olacaksa eğer 4 tam %25'in 2 tane virgülden sonra basamağı var. 10 tam 10'da 2'nin de 1 tane var. Bu 2'nin yanına 1 sıfır ekleyerek basamak sayılarını eşitliyoruz virgülün sağ tarafındaki. Ve virgül yokmuş gibi artık bölme işlemimizi yapıyoruz. Ölü 25 diyeceğiz. 425 pardon. 425 diyeceğiz. 1020'de 425 iki kere var. 2 ile 425'i çarptığımızda 850 olur. 0. 12'den buradan tabii bir on'luk kaldık. Buraya 9 yazdık. Buraya da 12 yazdık. 12'den 5 çıktı 7. 9'dan 8 çıktı 1. Sonrasında bölmeyi devam ettirmek için bölüm kısmına 1 virgül kalana da bir 0 veriyoruz. 1700'de 425 4 kere var. 4 de 425'i çarptığımızda 1700 olur. 0 0 0 0 Sonuç 2 tam 10'da 4 olarak bulunur. Yine aynı şekilde burada da bakın ne yapacağız? 5 tam %25'in virgülün sağında 2 basamağı var. Böldüğümüz sayı yani 5'e böleceğiz. 5'i de virgülden sonra 2 basamak olacak şekilde 5,00 yazıyoruz. Bakın ne oldu? 5 tam %25'in de 5'in de virgülün sağ tarafında iki tane basamağı oldu. Basamak sayıları eşit olduğu için ondalık kısımda artık virgül yokmuş gibi bölme yapabiliriz. 525'i 500'e bölüyoruz. Bir kere var. 1 kere 500 500. 5 2 0 Bölmeyi devam ettireceğiz. Buraya bir virgül, kalana da bir sıfır verdiğimizde 250 de 500 yine yok. Çocuklar yoksa buraya bir sıfır, buraya bir sıfır daha vereceğiz. Bakın ikinci sıfırlarda bölüm kısmına da sıfır yazıyoruz. 2500 de 500, 5 kere var. 5 çarpı 500, 2500 diyoruz. Ve sonuç olarak bir tam yüzde 5 buluyoruz. 144 bölü 1 tam onda 2. Yine aynı şekilde ne yaparız? 144'ü 144 144,0 yazar. 1 tam onda 2 ile virgülün sağ tarafındaki basamak sayılarını aynı yaparız. 1'e 1. Sonra virgül yokmuş gibi böleriz. 1440'ı 12'ye böldüğümüzde bir kere var 12, 2 kaldı. 4'ü indirdim. 2 kere var 24, 0, 0. 0'ı indirdim. 0 da 12 olmadığı için buraya Bölüm kısmına 0 yazıyorum ve sonucu 120 olarak buluyorum. Evet başka. Şimdi burada da şunu yapalım. Bakın 6 tam %84'ü bizim virgülden kurtarmamız için 100 ile çarpmamız gerekir. 2 basamak sağa kaydırarak 684 yaparız. 0 tam onda 2'yi de 100 ile çarpmamız gerekir böleneni de böleni de yüzde yani onun aynı kuvvetiyle çarpmamız gerekir. Burada altı tam 84'ü virgülden kurtarmak için çünkü virgülün sağ tarafında iki basamağı var. Yüzde çarptığımıza göre sıfır tam onda ikiyi de yüzde çarpacağız. 2 basamak sağ tarafa kaydıracağım tabi çarptığımda virgülü. Buraya bir 0 ekleyebilirim. 2 basamak sağ tarafa kaydırdığımda 20 olur. 684'ü artık 20'ye bölebiliriz. Bunu bölme işleminde yani kesirli işlemlerde genişletme olarak düşünebilirsiniz. Payını ve paydasını aynı sayıda çarpıp virgülden kurtarıyoruz. 20'ye böldüğümüzde 68'de 3 kere var. 3 kere 20 60. 8 kaldı. 4'ü indirdim. 84'te 4 kere var. 80. 4 kaldı. Şimdi bölmeyi devam ettirmek için buraya bir virgül, buraya bir 0 yazıyorum. 40'ta 20'de 2 kere var. 2 kere 20 40 kalan bittiğine göre sonuç 34 tam onda 2 olarak bulunuyor. Bunu da bakın burada direkt virgülün sağ tarafında basamak sayıları 2'ye 2 eşit. O zaman virgül yokmuş gibi bölebiliriz. 243 bölü 18. 24'te 18 bir kere var. 24'ten 18'i çıkardık 6. 3'ü indiriyorum. 63'te 18 3 kere var. 3 kere 8 24 elde var 2. 3 kere 1 3 2 de elde 5. 63'ten 54'ü çıkardığımızda ne kalır? E, 3 7 9 kalır. Sonra bölmeyi devam ettirmek için kalanın yanına bir 0 bölüm kısmına da bir virgül yazıyorum. 90'da 18 5 kere var. 5 kere 18 90 0 0. Sonuç 13 tam 10'da 5 olarak bulunur. Diğer bir bölmemiz 2 tam %85 bölü 1 tam onda 5. Yine aynı şekilde 1 tam onda 5 %50 olarak yazalım. Virgülden sonra 2 basamak 2 basamak oldu. 2 tam %85'i 1 tam %50'ye bölerken virgül yokmuş gibi bölebilirim artık. 285 bölü 150. Bir kere var. 150. Çıkardık. 5 kaldı. 3 kaldı. 1 kaldı. Kalan varsa bölmeyi devam ettireceğiz. Buraya bir virgül. Kalana da bir sıfır vereceğiz. 1350'de de 9 kere var. 9 kere 0, 0. 9 kere 5, 45. 45'in 5 elde var. 4. 9 kere 1, 9. 4 de elde. 13, 0, 0, 0. Sonuç 1 tam 10'da 9 olarak bulunur. 62 tam 10'da 5 bölü 0 tam 10'da 5. Virgülün sağ tarafındaki basamak sayıları aynı. 1 10'da, 1 10'da. Virgül yokmuş gibi bölebilirim. 625'i 5'e bölüyorum. 6'da 1 kere var. 5, 1 kaldı, 2'yi indirdim. 2 kere var, 2 kere 5, 10. 2 kaldı, 5'i indirdim. 25'te 5 kere var. Ve sonuç 125 olarak bulunur. 4, 127 tam onda 5 bölü 0 tam onda 9. Virgülün sağ tarafında bir bunda bir bunda. Basamak sayıları aynı. Eşit sayıda. O zaman virgül yokmuş gibi bölebilirim. Bölü 9 de 9 4 kere, 4 kere 9 36, 6 kaldı, 67 oldu, 7'yi indirdim. 67'de 9 7 kere, 7 kere 9 63, 4 kaldı, 5'i indirdim. de 9 5 kere, 5 kere 9 45 ve sonuç 475 olarak bulur. Burada da 32 tam onda 5, virgülün sağ tarafında bir basamak var. 0 tam %13'ün 2 tane virgülün sağında basamağı var. Biz 32 tam onda 5'i 1 ekleyerek virgülün sağ tarafında 2 basamak olacak şekilde ne yapıyoruz? Genişletiyoruz aslında. 0 tam %13'e bölebiliriz artık. Virgülün sağ tarafındaki basamak sayıları aynı. 3250'yi 13'e bölüyoruz. Virgül yokmuş gibi. 32'de 2 kere var. 26 6 kaldı. 5'i indirdim. 65'te 13 5 kere var. 5 çarpı 13 65. 0'ı indirdim. 0'da 13 yok. Buraya yazıyorum. 250 olarak sonucu buluyoruz. Diğer bir bölme işlemimiz 49 bölü 0 tam onda 7. Burada da şunu yapalım. 0 tam onda 7'yi virgülden kurtarmak için 10 ile çarpalım. 7 olsun. 49'u da tabii 10 ile çarpmamız gerekir ve 490 olur. Artık 490'ı 7'ye bölebiliriz. 490 bölü 7. 7 kere var 49'da. 7 kere 7 49. 0 0. 0 indirdim. 0'da 7 yok. Buraya yazıyorum. Sonuç 70 olarak bulunur. 28 tam onda 5'i 0 tam %75'e bölelim. 28 tam onda 5'in yanına sağ tarafına virgülden sonra 5'in sağ tarafına 0 ekleyebiliriz. Basamak sayıları virgülün sağ tarafında 2'ye 2 olduktan sonra artık 2850'yi 75'e bölebiliriz. 3 kere var. 3 kere 5 15 elde var 1. 3 kere 7 21. 1 de elde 22. 0, 6. Buradaki 0'ı indiriyoruz. 600'de 8 kere var. 8 kere 5, 40 elde var. 4. 8 kere 7, 56. 4 de elde. 60, 0, 0. Sonuç 38 olarak bulunur. 0 tam 1000'de 324'ü. 0 tam 1000'de 18'e böleceğiz. Bakın virgülün sağ tarafında Basamak sayıları 3'e 3. Virgül e yokmuş gibi direkt bölebiliriz. 324 bölü 18 şeklinde. 32'de 18 bir kere var. 1 çarpı 18, 18. Ne kalır? 12, 4, 14 kalır. 4'ü indiriyorum. E, 144'te 18 kaç kere var? 8 kere var. 8 çarpı 8, 64. 64'ün 4'ü elde var 6. 8 kere 1, 8, 6 da elde 14. Sonuç 18 olarak bulunur. 490'ı 0 tam 10'da 2'ye bölerken de 490 virgül 0 yazıyorum. Bölü 0 tam 10'da 2. Virgülün sağ tarafındaki basamak sayıları aynı oldu. Artık 4900'ü virgül yokmuş gibi 2'ye bölüyorum. 4'te 2 kere var. 2 kere 2 4 0. 9'u indirdim. 4 kere var. 4 kere 2 8. 1 kaldı. 0'ı indirdim. 10'da 2 5 kere. 5 kere 2 10. 0 0. Buradaki 0'ı indiriyorum. 0'da 2 olmadığı için buraya yazıyorum. 2450 olarak bulur. İkinci etkinliğimiz aşağıda verilen işlemlerin sonucunu kısa yoldan bulunuz demiş. 82 tam 10'da 5. 10'a bölünüyorsa virgül 1 basamak sola kaydırılır. Sakın 82 tam böldüğümüz için 10'a 8 tama düşer virgül 8 ile 2'nin arasına yazılır. 8 tam %25 olur. 1 tam %21 100'e bölünüyorsa virgül 2 basamak sola kaydırılmalıdır. Burada kaydırılacak basamak yoksa bakın çocuklar şuraya bir yazayım. 1'in önüne istediğimiz kadar 0 yazabiliriz. Kaydırılacak basamak yoksa sola doğru bir tane var bakın burada. 0 ekleyebiliriz. Kaydırdığımızda virgül nereye gelir? 0 Virgül 0, 121 olacak şekilde iki basamak sola gelir. Şu sıfırın da bir değeri yok zaten. Virgülü iki basamak sola kaydırdık. Evet tam onda biri yüze böleceğiz. İki, bas iki tane sıfırı var 100'ün. İki basamak sola kaydıracağız. Ve 1 ile 8'in arasına gelecek. 1 tam 1000'de 861 olarak yazacağız. Yine 100'e bölüyoruz. İki basamak sola kaydıracağız. 15 tama düşecek tam kısım. 1000 862 olacak. Burada da yine 100'e bölüyoruz. 2 basamak sola kaydıracağız. Bakın 2 basamak sola kaydırdığımızda virgül 2'nin önüne gelir. Buraya. Tabi boş basamakları da sıfırla ile doldurabiliriz. 0 tam 1000 248 olur. Yine 100'e bölelim. 18 tam 10'da 6'yı 100'e böldüğümüzde 18'in önüne gelir virgül. Önündeki basamağı da 0 yazarız. Tam kısım 0 olur. 245 tam onda 4'ü yüze böldüğümüzde 2 basamak sola kaydırırız ve 2 tam 1000 de 454 olur. Burada ne yapmış? Aşağıda verilen bölme işlemlerinde üçgen yerine yazılması gereken sayıyı yazınız demiş. 248'i üçgene bölüp 24 tam onda 8 haline getirmiş. Bakın çocuklar 248 aslında 248 virgüldür. Bu virgül gizli virgüldür. Lazım olduğunda kullanırız. Her sayının bir virgülü vardır doğal sayıların. Şimdi bu virgülü bir basamak sola kaydırıp 4 ile 8'in arasını almış. Demek ki bu sayı 10'a bölünmüş. Sola bir basamak kaydığı için. 75 tam 10'da 6'da sonuçta 77 tam %56 olmuş. Virgül bir basamak sola kaymış. Gördüğünüz gibi 7 ile 5'in arasına gelmiş. Burada da 10'a bölünmüş. Bir basamak sola kaydığı için. 6841'i üçgene bölüp 68 tam %41 olarak bulmuş. Virgül buradayken 2 basamak sola kaymış. Dolayısıyla 100'e bölünmüştür bu sayı. Üçgenimiz 100 olacak. Burada da 932 tam onda 1. 9 tam 1000'de 321 olmuş bölündüğünde. Virgül 2 basamak sola kaymış ve 9 ile 3'ün arasına gelmiş. Buraya 100'e bölünmüştür o zaman. 6844 T virgül buradaydı. 3 basamak sola kaymış bakın. Buradan 3 basamak sola kaydığına göre 1000'e bölünmüştür. 12 tam yüzde 43 virgül 1 basamak sola kaydırılmış 1 ile 2'nin arasına gelmiş 10'a bölünmüştür diyoruz. 4. etkinliğimiz demiş? Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını tahmin ediniz. İşlem sonucunu bulup tahmininizle karşılaştırınız demiş. Tahmin ederken biz ne yaparız? Yuvarlama yöntemini kullanırız. Bakın bu 35 tam %96'yı Tam kısma yuvarlayalım. Yani birler basamağına yuvarlayalım. Yaklaşık olarak bu sayı kaçtır onu bulalım. Birler basamağına yuvarlarken sağ tarafına bakıyoruz. 5 veya 5'ten büyük bir rakam varsa birler basamağını bir tane artırıyoruz. Yani bir ekliyoruz birler basamağına. Sağ tarafındaki rakamları siliyoruz. 36'ya yuvarlanır birler basamağına yuvarlandığında. 5'ten 10'da 8'i de yine birler basamağına yuvarlayalım. Sağ tarafına baktık. 5 veya 5'ten büyük bir rakam varsa 1 artırıyorduk. 5'ten küçük bir rakam varsa değiştirmiyorduk onda birler basamağını. Burada 8 olduğu için birler basamağını ne yapacağız? Bir arttıracağız. Değiştirmiyorduk onda birler basamağını dedim biraz önce herhalde. Yani yuvarlayacağımız basamağı değiştirmiyoruz. 36'yı 6'ya böldüğümüzde de yaklaşık olarak sonuç 6 olur. Bu şekilde tahmin edebiliriz. Diğer işlemimizde 78 tam yüzde %75 bölü 6 tam onda 3. Burada da çocuklar onda birler basamağına yuvarlayalım sayılarımızı tahmin ederken. Onda birler basamağında 7 var. Sağ tarafına baktık 5 var. 5 varsa onda birler basamağına 1 ekliyoruz. Ne yazıyoruz? 78 tam onda 8 yuvarladığımızda. Altı tam onda 3'ü onda birler basamağına kalacak şekilde bırakıyoruz. Ve bölme işlemine geçiyoruz. Burada şimdi niye bıraktım altı tam onda 3'ü? günün sağ tarafındaki basamak sayıları aynı olsun ki ben virgül yokmuş gibi 788'i 63'e böleyim. Birler basamağına yuvarlayarak yapamaz mıydık? Yapabilirdik. Burada da onda birler basamağına yuvarlayarak tahmini sonucumuzu bulalım. Tahmin yani sonuçta değişecektir tahminler. 78 de 63 bir kere var. Bir kere 63, 63. 5 kaldı, 1 kaldı. 8'i indirdim. 158'de 63. 2 kere var. 2 kere 3, 6. 2 kere 6, 12. 2. 3 kaldı. 32 kaldı. Şimdi biz burada bölmeyi devam ettirirsek buraya bir virgül buna da bir sıfır vereceğiz. 320 de 63 ne olur? 5 kere 5 kere 3 15 elde var. 1 5 kere 6 31 de elde 31 ne kaldı? 5 kaldı. Yine devam ettirebiliriz. 1 0 yazarak buraya. 50. 50'de 63 olmadığı için bir sıfır daha vermem gerekiyor. Ama ikinci sıfırı verirken bölüm kısmına bir sıfır. 50'nin yanına da bir sıfır yazacağım. 500'de 63 ise 8 kere var diyelim. 8 kere 3. 24. Elde var 2. 8 kere 6. 48. 2 de elde. 50. 504 çıktı. Biz bunu şimdi 504 çıktı. 7 kereymiş. Yaklaşık olarak bu, bu şekilde gidiyor zaten. 12 tam binde 507 şeklinde tahmin edebiliriz diyoruz. Evet bu konumuz da burada bitti. Bundan sonraki konularımızın anlatımlarını, sorularımızın çözümlerini kanalımızda yayınlarız. Abone olarak takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.